Mehmet Şimşek görevden alınacaktı. Cüneyt Özdemir Erdoğan'ı kimin durdurduğunu açıkladı. Cüneyt Özdemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o kaybettirdiği gerekçesiyle Mehmet Şimşek'i görevden alacağını ancak son anda vazgeçtiğini anlattı. Gazeteci Cüneyt Özdemir, kendi kanalındaki son programında dikkat çeken bir kulis bilgisi paylaştı. İki kaynağıma teyit ettirdim diyen Özdemir, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in o kaybettirdiği gerekçesiyle Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan tarafından görevden alınacağını ancak Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın verdiği oruç örneğinden sonra vazgeçtiğini aktardı. Özdemir'in programda paylaştığı kulis bilgisi şöyle: Bu böyle devam etmez, kaybettiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki kime diyor bilmiyorum, Mehmet Şimşek bir politika uyguluyor tamam ama bu bize o kaybettiriyor. Ben de siyasetten anlıyorum bu böyle devam etmez. İftara yarım saat kala oruç bozulmaz. Erdoğan'ın bu sözleri üzerine yakın danışmanlardan birisi, sabah kalktık niyet ettik oruç tuttuk, iftara yarım saat kala siz diyorsunuz ki orucu bozalım. Tamam bozalım, siz günahını alıyorsunuz fakat bozmakla yetmiyor bunun bir de 61 gün telafisi var bu metafor üzerinden durumu anlatması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan Şimşek'i görevden almaktan vazgeçmiş. Bana aktarılan kulis bilgisi bu şekilde. Mehmet Şimşek'ten savunma sanayi payı açıklaması, zor bir coğrafyadayız. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, meclise sunulan savunma sanayi katkı payı teklifine ilişkin konuştu. Şimşek, zor bir coğrafyadayız, caydırıcılık gücünü artırmalıyız, dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Canlı yayında NTV Ankara temsilcisi Ahmet Ergen'in sorularını yanıtladı. Yüksek seyreden enflasyona ilişkin değerlendirmede bulunan Şimşek, temel mallarda yıllık enflasyon %28'e düştü. Enflasyon düşmeye devam edecek. Hizmet enflasyonu düşmeye başladı ama dünyada katılık var. Kira artışındaki %25'lik üst limiti kaldırınca yenilenen kira sözleşmelerinde %120'ye yakın artış oldu. Hizmetler enflasyonu zamanla gelirler politikasına güçlü tepki verecek. Enflasyon düşmeye başladıkça önümüzdeki dönem katılığı kıracağız, dedi. Şimşek, deprem ve EYT gibi maliye politikasına sınırlayıcı unsurlar var buna rağmen enflasyonda düşüş başlamış. Enflasyonda düşüş fiyat artışının yavaşlaması demek. Bu programı uygulayacağız. Bu program sonuç veriyor. Enflasyon beklentilerinde iyileşme var. Yenilenen kira sözleşmelerinin etkisi oldu. Geçmiş enflasyon baz alınıyor. Bunlar bir yıl sonra denklemden ve bazdan çıkacak. Konut tarzının artması kira enflasyonunu etkileyecek ifadelerini kullandı. Kamuda araç satışı başlayacak. Kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında araç satışının başlayacağını dile getiren Şimşek şöyle devam etti. Kiralık araçları %15 azalttık. Yakında özelleştirme idaresi araç satışına başlayacak. Kamu harcamalarında sapma %1'in altında olacak. Daha önce öyle bir şey yoktu. Hiçbir bakanlık kendisine tahsil edilen harcamanın üstüne çıkamayacak bin civarı araç özelleştirmeye devredilmişti. Zaruri araç kiralamaları dışında izin vermiyoruz. Meclise sunulan savunma sanayi katkı payı teklifine ilişkin ise Şimşek, zor bir coğrafyadayız, caydırıcılık gücünü artırmalıyız. Savunma projelerine kaynak gerekiyor. Savunma sanayi fonunda ciddi şekilde para veriyoruz. Bu sene 165 milyara çıkarttık. Birçok yerden öneri alındı. Ekonomi kurmayları ile çalışıldı. Bu paket tamamen savunmaya kaynak için hazırlandı. Bu paket tamamen savunma sanayi fonuna gidecek. Bütçe açıklığını azaltmak için yapılmış bir paket değil. Eleştirilere kulaklarımızı tıkayamayız. Gelen değerlendirmeleri meclis dikkate alır." dedi.